Merhaba. İlek parseli olarak hazırlığını yaptığımız araziye geri döndük. Burası hem çok kayalık hem de üzeri tamamen pinar çalılarıyla kaplı bir araziydi. Şu anda dozer ve ekskavatörün çalışması epey ilerledi. Artık 2 günlük aşağı yukarı 2 veya 3 günlük iş kaldı en fazla. 3 gün kadar da çalışıyorlar. Üstünü olabildiğince açtılar. Oldukça güzel bir toprak ve güzel bir arazi çıktı. Birazcık eğimli ama rahatlıkla üzerinde çalışılabilir. Kimi yerlerde hala kaya var, ana kaya var. Oralarda bizim dikkatli olmamız gerekecek. Hani oraları biraz daha kırmaya çalışacak ekskavatör. Dozer biraz daha patlatmaya çalışacak. Ama abi şu mesela şurada bak şu taş var. Şu taş var. Sizin tarak onları yapabilir mi onu bilemem. Mesela bu yerin içini sürdükten sonra böyle böyle büyük taşlar gene çıkacak. Bir daha abi şu şu yol alttaki yol abi sizin tarlanın içinde mi? Çalışsın yerin içinde mi yani? Bakalım. Ben üstten yol şeklinde biraz yaptım ama aşağıda tabi şey elektrik tel çektiğinden. Şimdi bu yolu kapatırsak yani. Dayım yol gider mi de ya onu buradan yol kapatır. Arazinin bazı yerlerinde hiç dokunamadığımız ana kayalar kaldı. Bu ana kayalar görüyorsunuz mesela üstlerinden bir tabak gibi bir bölge. Ana kaya. Orayı kayasını kırsak da altı da kaya. O yüzden dokunmadık. Oraya belki bir kulübe yapılır veya tesis alanı kurulur. Yani arazinin şantiyesi kurulur. Birkaç tane böyle var. Bir yerde uzunca bir kayalık var. Orayı yol olarak bırakacağız üzerine kapatıp. Biraz böyle şey gibi olacak burası. Peyzajla tarım arazisi gibi bir şey olacak. Ama güzel, rahatlıkla dikilebilecek bir 25 dönüm kadar burada açıyoruz. 35 dönümlük arazinin bir kısmı zaten sulama kaynağımız, havuzumuz, bir kısmı kayaç olarak kalıyor. 25-30 dönümlük bir alan rahat dikime hazır hale gelecek. Burada da ilek ihtiyacımızın yarısı kadarını karşılayabileceğimizi düşünüyorum.